Şimdi mektup şu Gürkan, büyüme masalları anlatıyorlar ya, biz reklamdan önce neyi anlattık? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1.356.000 ekmek üretiyor her gün, halk ekmek. Ve Türkiye'nin her yerinde şu anda 1 lira, 1.5 lira, 1.25 kuruş işte daha ucuza ekmek alabilmek için insanlar saatlerce kuyruk bekliyorlar. Nerede? Esenyurt'ta, nerede? Kadıköy'de. Bugün vapura binmek için Kadıköy meydanından yürürken bir baktım ki Kadıköy meydanına halk ekmek büfesi konmuş. Çünkü talep var artık. Kadıköy'ün çok göbeğinle vapur iskelesinin yanına halk ekmek büfesi konulmuş. Ve her gün halk ekmek büfesi açılması için belediyeye onlarca talep gidiyor. Bizim mahallemize de açın. Barış Özgen'in ama şey demişti bir sohbetimizde. Halk ekmek büfesi sayısı arttıracağız demişti. İşte onun bir kuralı var. Yani fırına bir kilometre uzak olacak. Fırın olan yerde çok yakında açamıyorlar. Bu neresi? Haksız rekabet olmasın diye. Bir daha ver o görüntü. İstanbul herhalde. Plakadan anlarız bakın. Çekmece tarafları. İstanbul'dur muhtemelen. Yani halk ekmek kuyruğu şu anda inanılmaz bir şey. Bu yoksulluğun görüntüsü aslında. Büyüme masallarını çöpe atan görüntüler bunlar. İşte Lütfi Elvan çıkıp 7.4 büyüdük diyor ya. 7.4 büyüdüğünü bence Gaziantep'teki bu mektubu yazan babaya anlatsın. Şimdi izleyicilerimiz bu mektubu çocuklarına dinletmesinler. Çünkü çok iç parçalayıcı, evet, iç parçalayıcı bir mektup. İsimleri değiştirerek okuyacağım. Tamam. Gaziantep Valiliğine. Sayın yetkili. Adım Ali. Soyadını falan söylemeyeceğim. Evli 3 çocuk babasıyım. 2825 TL asgari ücretle çalışan, evi kira ve ayrıca EYT mağduru bir babayım. Okula giden 2 çocuğum var. Ve ben çocuklarımın beslenme, yol, kıyafet, hiçbir ihtiyaçlarını artık karşılayamaz hale geldim. 8 yaşındaki oğlum ve 16 yaşındaki oğlum yatılı olarak devlet yurduna yerleştirilsin. Bunu talep ediyorum. Çocukların ismini de yazmış ama ben okumuyorum. 8 yaşındaki gelişim geriliği olan oğlumun devlet korumasına alınmasını istiyorum. Çünkü ben çocuğumun alması gereken temel gıda ihtiyaçlarını dahi artık karşılayamıyorum. Kendimle ilgili düşüncem, artık ne dayanacak gücüm ne de umudum kaldı. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Ali nokta 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 telefon 0539 370 vesaire vesaire vesaire. Şimdi o büyüme masallarını siz gelin, iki tane çocuğumu devlet alsın ve onlara baksın. Çünkü ben onların hiçbir ihtiyacını karşılayamıyorum, asgari ücretle yaşayamıyorum diyen babaya anlatın. İşte bu baba oradaki halk ekmek kuyruğundaki babadır. AKP'nin Türkiye'yi 20 yılda getirdiği tablo budur. Ekmek kuyruğu, yağ kuyruğu, mazot kuyruğu, temel ihtiyaç kuyruğu ve o kuyruğa girenlerin artık tane tane mal almasıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'ye 20 yılda hiçbir şeyi verememiş. Aksine 70 milyar dolara yakın Türkiye'nin kamu kurumlarının mallarını satarak, özelleştirerek o parayı da çarçur etmiştir. Ve ne yazık ki şu anda AKP'nin bu saçma sapan, bu zırva politikası yüzünden 84 milyon insan daha çok açlık çekecek, daha çok yoksulluk çekecek ve önümüzdeki günlerde belki de tarımın 5.9 oranında küçülmesiyle birlikte ciddi bir gıda kriziyle, ekmek kriziyle ve temel tüketim ürünleriyle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu bilerek yapıyor Gürkan. Çünkü faizi indirdiğinde TL değer kaybedip dolar yükseliyorsa, euro yükseliyorsa, hiç konuşmadığımız sterlin 20 liraya dayanıyorsa ve sen bunu ısrarla yapıyorsan ve bir daha yapacağım diyorsan, sen Türkiye'yi sermaye açısından bir ucuz iş gücü cennetine, İşçiler, emekçiler açısından da bir cehenneme çevirmek istiyoruz. Barış, şimdi evet, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan seninle aynı fikirde değil. Şöyle açıklamalar yapmış, TRT'den yaptığı açıklamada. Demiş ki beklentimiz, yıl sonu büyüme beklentisi 10.
bunu bulacağız demiş. Bizim tahminimiz asgari 10 ama üzerine de çıkabiliriz demiş. Faiz sebep, enflasyon neticedir söylemini tekrar etmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve demiş ki faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz demiş. Ardından da amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak 50 bin yeni istihdamın önünü açmaktır demiş. İki önemli destek paketi hazırladık. 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza yeni istihdam için 100 bin liraya kadar kredi erişimi sağlıyoruz demiş hocam. Diskin açıklaması. Nasıl yani 11 bin firmaya ne kadar kredi? 11 bin firmaya onu hemen söyleyeyim. Şöyle bir dakika. 11 bin firma toplam 10 milyar liralık bir kredi açıyor. Yani 10 bin firma desen. Siz onu hesap ederken bir mesaj yapayım de. Hocam ben siz onu hesap edin. Bir belediye başkanımız mesaj yazmış. Kim? Beşiktaş belediye başkanımız. Rıza Ali Rıza Akpolat. Demiş ki yani bu sefaletin farkındayız. O yüzden demiş Beşiktaş'taki restoranlarla anlaşarak üniversite öğrencilerine bedava, bir dakika bu arada da telefon sürekli çaldığı için kusura bakmayın. Tabii. Bedava yemek yeme imkanı sağladık diyor ve yine Rıza Akpolat diyor ki bu babaya yardımcı olmak istiyoruz. İletişim bilgilerini yollar mısınız diye. Şimdi iletişim bilgilerini yollayacağım. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın da katkısını bekliyoruz Gaziantep'teki bu baba için. Teşekkür ediyoruz ama bu CHP'li belediyeler nereye kadar yetişecekler bu kamu açığını kapatmaya, ben de onu anlayabilmiştim. Hayır çok yüksek gelmedi. Şimdi aklımda kalan rakamları söyleyeyim ben. Hocam bizi hesap işine sokma. Biz çıkamıyoruz. Biz burada sabıkalıyız o konularda. Hesap yapamıyoruz yani. Bireysel kredi. Hayır bölmeye mi çalışacaksın? Bireysel kredide 751 milyar kredi kullanılmış Türkiye'de. Aklımda kalanları söylüyorum. Biliyorsun rakamları bir kere okudum unutmuyorum ben. Sizin o muhteşem bir belleğiniz var. Bunun 289 milyar lirası konut sektöründe. Ev kredisi almışlar, konut kredisi almışlar. Şimdi konutları 13 milyarı taşıt kredisi, 448 milyarı da tüketici kredisi. Şimdi dolayısıyla 700 toplam bireysel kredi 751 milyar. 680 milyar lira da ticari krediler var Türkiye'de. Kullanılmış şu anda. Dolayısıyla oradaki 10 milyar az geldi bana, bir yanlışlık olmasın. 10 milyar az geldi bana, yanlışlık olmasın. Öbür taraftan 50 bin istihdam diyor. Bilmiyorum. Şimdi Barış'ın kaldığı yerden devam edelim. Yani 10 bin desen 50 bin istihdam dersen her iş yerine 5 kişi. Yani 5 yeni istihdamdan bahsediyor. 10 bin iş yerine 5'er kişi. Ya 10 milyon girdi. İşsiz var. Yani 50 bin kişi işe alsan ne çözeceksin? Ben anlamadım yani ki. Bu peki kaynağını nereden gösteriyor? Kaynak 10 milyar bulacak. Yani para mı basılacak? Ne olacak? Yani kaynak ne? Vergi mi salınacak? Yeni vergiler mi ödeyeceğiz? Vergileri biliyorsunuz yani enflasyon 19.87 deniyor. 36.2 vergilere, harçlara, pullara, trafik cezalarına zam yapıldı. Bunun kaynağını göstermesi lazım. Eğer para basarak verecekse çok kolay. Telefon ederler, para basarlar. Enflasyon olarak bize geri döner. Enflasyonlar bize geri döner. Yani bunu kaynağını söylemesi lazım. Vereceğim demekle olmuyor. Kaynak nedir? Nereden buldunuz kaynağı? Ziya Müezzinoğlu hatırlar mısın 70'li yıllarda? Ya bu işlere bir zam yapsanız da memurlara falan. Kaynak arıyorum derdi. CHP'nin meşhur bakanı. Kaynak arıyorum derdi. Kaynak arıyorum. Bunun karşılığı olması lazım. Peki. Şimdi 7.88 büyüme aslında 7.88 bekleniyordu büyüme. 7.4 çıktı. Şimdi Barış'ın kaldığı yerden devam edeyim. Yani güzel noktalara temas etti. Bu aldatıcı bir şey. Şimdi niye aldatıcı biliyor musun? Bir kere iş talep patlaması oldu. İş talep. Yani şöyle bir şeylerin yanlış gittiğini gördü millet. Yani ben daha bu ayaza kalmadan vaziyet kötü gidiyor. Bulgur alacaksa 2 paket alayım. Pirinç alacaksa 2,5 kiloluklardan 3 tane alayım eve diye. Böyle bir iş talep patlaması oldu. İkincisi yani ihracat sanayiciye cazip geldiği için fakat yeni giren girdilerden almadı malını. Çünkü yani yapılan ihracatın %85'i civarında da ithalata bağlı olduğu için aslında bunların maliyetine yansıyacak. Fakat stoklarını kullandılar. Stoklarını kullandıkları için Türk lirasının değer kaybetmesi karşısında daha çok ellerine TL'ye geçmesi düşüncesi ve kanaatiyle ki bu doğrudur. Bir sanayideki ihracat arttı. Hizmet sektöründe oldu ve sigorta şirketinde oldu. Bu önümüzdeki ay olmayacak. Önümüzdeki ay olmayacak. İkincisi enflasyon falan düşecek falan. Bunlar bakın bu çok kötü bir şey. Öyle bir fasit daireye giriyor ki Türkiye. Bu artan Türk lirasının değer kaybı enflasyon olarak bir sahaya yansıyacak. Enflasyon yansıdığı zaman çünkü genel kural şudur.
Siz hangi para sisteminden siz ithalat, ihracat yapıyorsunuz? Diyelim ki dolar, değil mi? Dolar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, yani Türkiye'deki enflasyondan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonu çıkartarak, bir çıkarma işlemi yaparak, aradaki fark kadar paranızı devalüe etmek durumundasınız ki ithalat, ihracat dengesi bozulmasın diye. Enflasyon olarak bütün bunlar geri döndüğünde hocam, tekrar devalüasyon olacak. Bir daha. Amerika ile ne yapmak lazım? Bir daha özetler misin? Şimdi Türkiye'deki tamam, enflasyon bu Türkiye'ye bu tamam. TL'nin değer kaybı. %20. Bu devalüasyon. 20 enflasyon vardı. Sahaya yansıyacak. Mesela bu %48-50 oldu. 50 değil. Amerika tamam. Birleşik Devletleri 6 ise tamam. sen sonunda 50 ise enflasyonu 50'den 6'ya çıkaracaksın. 44. %44 de paranı tekrar devalüe etmen lazım önümüzdeki seneye. Ama önümüzdeki seneye devalüe ettiğinde bu tekrar enflasyona gelecek. Bir fasit daireye girecek Türkiye. Bir cendereye giriyor. Yani faiz devalüasyon cenderesi içerisine giriyor. Peki. Anladın mı? Enflasyon. Peki. Bu korkunç bir yani Zeynep'e döneceğim. Bermuda şeytan üçgeni. Tamam. Hemen bağlayacağım. Birkaç bir şey söyleyeceğim. Hemen çok bağlıyorum. Çok az bir şey kaldı. Barış çok güzel bir şey söyledi. 2850 bölü 25 abi 13 daha bak küsuratını atıyorum 219 bölü 30'a günde $7.30 çalışıyor biliyor musunuz? Günde $7.30. Bu çok korkunç bir şey. Evet. Günde sadece, $7. Hocam, yani bana diyecekler ki dışarıya bana günde $7 çalışan adam var. Buyurun gelin ülkeye. Hocam, zaten biraz ama o var ama. O bu planın içerisinde var. Ucuz iş gücüyle bir yeni Çin modeli ucuz emek cenneti. Evet. Avrupa'nın Çin'i olmak.